Selam arkadaşlar, hepinize motorsport.com'dan bir kez daha merhabalar. Bugün sizlere genel motor sporları gündemi dışında farklı bir konudan bahsedeceğim. Aslında benim de sıklıkla böyle ara sıra girip baktığım bir konu bu. Sizin de çok merak ettiğinizi biliyorum. Sorumuz şu: en çok takip edilen Türk yarışçımız ve Türkiye'de en çok takip edilen motor sporları serileri hangileri? Ülkemizde motor sporlarına olan ilgi her geçen gün artıyor ve bu durum elbette istatistiklere de yansıyor. Peki sizce en çok hangi sürücü ve hangi seri takip ediliyor? Evet, biz de bunu merak ettiğimiz için motorsport.com Türkiye olarak sizler için Türk yarışçıların ve hangi serilerin ne kadar takip edildiğini araştırdık. Uzun yıllar ülkemizde en çok takip edilen motor sporları serisi Formula 1'di. Bunun dışında Valentino Rossi'nin etkisiyle MotoGP uzun yıllar çok takip edilen bir seri oldu. Aslına bakarsanız VRC'yi takip eden kitlenin bile az olduğu söylenemez. Fakat günümüzde bazı seriler yükselişe geçerken bazıları düşüş yaşamaya başlamış durumda. Drive to Survive'ın etkisiyle Formula 1 her geçen gün takipçi sayısını arttırıyor ve bu durum ülkemiz için de geçerli. Bugün İstanbul'un ya da birçok şehrin herhangi bir semtine gittiğinizde F1 ve motor sporları tişörtleri giyen veya bu konular hakkında konuşan pek çok kişi bulabilirsiniz. Hemen sıcağı sıcağını anlatayım. Geçenlerde havalimanında uçağa gitmek için transfer otobüsüne binmiştim. Hemen arkamda iki tane genç böyle birbirleriyle sohbet ediyordu. Bir tanesi hararetli şekilde Verstappen'den bahsediyordu yanındaki arkadaşına. Yanındaki arkadaşının pek olaydan haberi yoktu ama bunu duymak bile beni heyecanlandırdı. Eminim sizin de bu tür şeyler başınıza gelmiştir. Geçmişte Formula 1 dediğinizde insanlar Formula 1'i sadece sesiyle tarif ederlerdi veya Ferrari kırmızısıyla. Ancak günümüzde hemen size pilotlar hakkında bilgi veriyorlar ya da analiz yapmaya başlıyorlar. Bu durum hemen hemen her ülkede böyle ve spor izleyen takipçi sayısının azaldığı hiçbir ülke yok. Bu Liberty'nin sporu büyütme politikasının işe yaradığını, özellikle gençleri spora çektiklerini gayet net bir şekilde gösteriyor. Yaklaşık 23 yıldır Formula 1 ve motor sporlarının içinde olan birisi olarak gerçekten son yıllarda Formula 1'e ilgi gösteren genç kitleyi hayranlıkla takip ediyorum. Müthiş analizleriniz ve yorumlarınız var gençler. Tebrikler. Aynen devam. Bu açıdan Formula 1 günümüzde Türkiye'nin en çok takip edilen motor sporları serisi olmayı sürdürüyor. Motorsport.com Türkiye olarak haftalık 250'ye yakın orijinal haber girişi yapıyoruz ve bunların büyük bölümü Formula 1'e dair oluyor. Bu haberlerin çoğu 30 bin gösterim alırken günümüzün en çok takip edilen serisinin Formula 1 olduğunu çok net ortaya koyuyor. Formula 1 kategorisi açık ara farkla lider durumda. Hem sporun kendisi, hem paylaştığımız haberler, hem de sporla alakalı kategori sayfası, yarış takvimi, puan durumu gibi tüm sayfalar internet sitemizde en çok görüntülenen sayfalar arasında. Zaman zaman bize sosyal medya hesaplarımızdan biraz kızıyorsunuz. Neden daha fazla NASCAR, neden daha fazla V8 Supercars tarzı talepler geliyor? Ancak bizler elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak bir denge kurmaya çalışıyoruz elbette. Bu nedenle Formula 1'in ardından en çok yayınladığımız haberler MotoGP, Superbike, F2, WRC, Formula E ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası üzerine. MotoGP aslında tüm dünyada en çok takip edilen ikinci yarış organizasyonu. Bu şaşırtıcı değil, ancak şaşırtıcı olan Superbike serisinin talebinin son senelerde çok ciddi şekilde artmış olması. Burada kuşkusuz serinin yeni yıldızı ve son şampiyonu milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun çok büyük katkısı var. Aynı etkiyi Formula 2'de de görüyoruz. Formula 1'in alt serisi olan Formula 2 takip edilse de takip oranları çok yüksek seviyede olmuyordu. Ancak Cem Bölükbaşı bu seriye hem Türkiye'de hem de dünyada ivme kazandırmış durumda. Evet, buraya dikkat. Sadece Türkiye'de değil, dünyada F2'ye olan ilgi Cem'in e-sporcu olmasının da katkısıyla oldukça büyümüş durumda. Peki Türkiye'de en çok takip edilen yarışçı kim? Tahminlerinizi yapın. Şimdi sonuçlara geliyoruz. Formula 1'in popülaritesini düşündüğümüzde Formula 2'de yarıştığı için Cem Bölükbaşı'nın çok daha büyük bir motor sporları kitlesi olduğunu düşünmek mümkün. Ki gerçekten en çok takip edilen sporcuların başında Cem geliyor. Çok büyük bir farkla olmasa dahi. Bu yıl Formula 2'ye adım atarak imkansızı başaran Cem, günümüzde Formula 2'ye olan ilgiyi büyük oranda arttırmış durumda. Zaten baktığımızda Formula 2'nin sosyal medya hesaplarından sık sık Cem'e yönelen paylaşımlar yapıldığını görebilirsiniz. Çünkü Cem'i takip eden çok sayıda motorsporları takipçisi var. Cem'in mücadele ettiği Formula 2 serisi şu anda Türkiye'de en çok takip edilen ikinci seri olarak öne çıkıyor ve Cem Bölükbaşı da günümüzde en çok takip edilen Türk sporcu konumunda. Cem ve Formula 2'ye yönelik haberlerin ortalama 6000 civarı sayfa gösterimi aldığını söyleyebiliriz. Neredeyse Formula 1 içeriklerine yakın. Hemen hemen Cem kadar takip edilen ve yükselişte olan bir isim daha var. 2021 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu. Toprak, Yamaha ile ilk şampiyon olduğu 2021 Dünya Superbike sezonunda kimsenin uzun süredir yapamadığı bir şeyi yaptı ve Jonathan Rea'yı mağlup etti. Dünya çapında Toprak'ın bu başarısını gören ve kendisine övgü dolu sözler sarf eden pek çok isim var hala. Hatta MotoGP sürücülerinin bile Toprak'a hayran olduğunu söylemek mümkün. Ne kadar güzel. Pistlere gittiğinde Toprak'tan imza almak için saatlerce bekleyen yüzlerce taraftar var ve hepsi Toprak'la tanışmak için deli oluyorlar. Tüm bunlar Toprak'ın yeteneği, karakteri ve motosikletle ortaya koyduğu
sürdürdüğü performansı sayesinde mümkün oldu. İşte Toprak bunun etkilerini Türkiye'de de görmeye başladı ve şu noktada en çok takip edilen iki yarışçıdan birisi olarak öne çıkıyor ki son günlerde ivme biraz daha yukarıya doğru çıktı Toprak için. Motorsport.com Türkiye olarak hazırladığımız Dünya Superbike ve Toprak Razgatlıoğlu içeriklerinin ortalama 4-5 bin civarında sayfa gösterimi aldığını söyleyebiliriz. Hatta Toprak'la ilgili öne çıkan haberler 20 binden fazla gösterim alıyor. Örneğin Dünya Superbike'a dair bir antrenman haberinin sayfa gösterimi bile 2000 sayfa gösterimini geçiyor ki aynı şeyi MotoGP için söylemek pek mümkün değil. Dünya Superbike serisi bu açıdan günümüzde en çok takip edilen 3 motor sporları serisi arasında yer alıyor ve Toprak Razgatlıoğlu da en çok takip edilen 2 sporcudan birisi. Fakat Toprak gelecek yıllarda MotoGP'ye geçerse sahip olduğu tüm ilgiyi MotoGP'ye çekecektir. İnşallah bu olur. MotoGP Valentino Rossi'nin emekliliği ve Marc Marquez'in sakatlığı nedeniyle son senelerde çok ciddi kayıp yaşıyor. Bakalım bu durumu tam tersine çevirebilecekler mi birlikte göreceğiz. Gelelim Türkiye'yi gururla temsil eden bir başka isim olan Ayhancan Güven'e. Ayhancan yarıştığı tüm serilerde yarış kazanan, podyuma çıkan ve 2-3 Temmuz'da da DTM'de yarışacak olan harika bir genç yeteneğimiz. Yakında kendisiyle ilgili daha güzel haberler duyacağımıza da eminiz. Buradan küçük bir tüyo verelim. Günümüzde Red Bull'un desteğine sahip olan Ayhancan, Porsche gibi çok büyük bir markanın fabrika sürücülüğünü yapıyor ki dünyada bunu yapabilen çok az sürücü olduğunu tekrar hatırlatalım. Adak GT Masters'ta yarışan Ayhancan maalesef günümüzde Türkiye'de istenilen ilgiyi göremiyor. Fakat Ayhancan'a olan ilginin Türkiye'de az olduğunu söylesek de aynı şeyi yurt dışı için söylemek mümkün değil. Ayhancan'ın gittiği her yarış pistinde kendisinden imza almak isteyen bir sürü taraftar oluyor ve insanlar ona sevgisizliğini belli etmek için evine mektuplar gönderiyormuş. Sosyal medyasına baktığımızda çok sayıda yabancı takipçisi olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası yurt dışındaki insanlar Ayhancan'ın yeteneğine ülkemize göre maalesef daha fazla değer veriyorlar. Şimdi gelelim Red Bull Global tarafından desteklenen ve MotoGP'ye kadar çıkması beklenen Deniz Öncü'ye. Galibiyete çok yaklaşan fakat bir türlü sonunu getiremeyen Moto3 yıldızımız Deniz, Türkiye'de yeterince ilgi görmeyen sürücülerimizden bir diğer. Moto3 haberlerinin çoğunun Ayhancan'la benzer şekilde 2000 sayfa gösteriminin altında kaldığını söyleyebiliriz. Deniz de ülkemizde ilgi görmese de yurt dışındaki insanlar tarafından büyük ilgi ve destek görüyor. Hatta MotoGP bile onun dünya çapındaki popülaritesinden faydalanmaya çalışıyor. Moto3'te çıktığı ilk yarışı kazanan Can Öncü ise günümüzde Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda yarışıyor. Can Moto3'te yarıştığı dönemde oldukça popülerdi ancak Dünya Süper Spor serisine geçtikten sonra bu popülerite ne yazık ki daha fazla geriye doğru gitti. Son olarak Racing Team Turkey ve Salih Yoluç'un yer aldığı Avrupa Le Mans serisine de ilginin çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ancak gelecek yıl Dünya Dayanıklı Şampiyonası'na geçmeyi planlıyorlar ve ülkemizde buraya olan ilgi her geçen gün giderek artıyor. Sosyal medya hesaplarına bakarsak o zaman Cem Bölükbaşı'nın ciddi bir üstünlüğü olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Instagram tarafında en çok takip edilen Türk sporcumuz 534 bin takipçi sayısı olan Toprak Razgatlıoğlu. Fakat Cem Twitter'da 115 bin, YouTube'da ise 210 bin takipçiye sahip. Tüm bu kalemler toplandığında ise Cem 716 bin takipçi sayısına ulaşıyor. Toprak Instagram ve Twitter takipçileriyle toplamda 575 bin takipçi sayısına ulaşmış durumda. Sonrasında Deniz, Can ve Ayhancan geliyor. Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın efsanesi olan ancak artık genç sürücülerin yetiştirilmesine odaklanan Kenan Sofoğlu ise 1,5 milyon Instagram takipçisiyle yarışmasa da bu alandaki esas zirvenin sahibi. Evet, bu içeriği hazırlarken gerçekten kendi kendime böyle bir mutlu oldum. Düşünsenize, dünya şampiyonu olan, pistlerde fırtına gibi esen, gelecek için büyük umutlar vaat eden gencecik değerlerimiz için bu içerikleri yapıyoruz. Bence gelecekte birçok gencin önünü açacak bu pilotlarımızı daha fazla sahiplenmek ve daha fazla desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Kim bilir, belki F1 ya da MotoGP padoğunda Türk bayrağımızı görebilecek günlerde yakındır. Evet, farklı bir içerik oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu içeriklerimize motorsport.com adresinde, YouTube kanalımızda ve sosyal medyalarımızda devam edeceğiz. Artık önümüzdeki hafta biliyorsunuz yoğun bir takvim bizi bekliyor. Bir sürü yarış var birçok seride. Gene videolarımızda sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.